koridorlarında ona olanağı sağlayabilecek şampiyonları da var. Ya özellikle orta koridor çok dikkatli oynaması aynen lazım kendine. Silas'ın kitle kontrolü üzerine. Rex... Orta koridora erken bir baskın gelecek sanırım. Seviye 3 Wiz. Ve sıçrasını almayı başardılar burada. Devamı da gelebilir. Yalnız minyonlar var kenaradan. Çok ince yakaladı Bolulu. Ve ilk anda Wiz'e gitti. Dakika daha 3. Boşuna dünya çapında demedik. Görüşü aldı Hades. Şimdi Wiz buraya doğru yaklaşıyor. Tarkin'in manası yok. Şifa kullanıldı hareket hızı için. Ruvelis kötü pozisyonda kaldı. Buradan kaçamayacağını düşündüğü için Ruvelis'ten kullanılan bir sıçra var. Tüylerden kaçmak adına Ruvelis'un saldırısı yetmedi orada. Son otomatik saldırıyı çıkaramıyor. Düştür üstüne Tarkin. Tarkin'e düşecek. Tarkin skorda burada Wiz'de kaldı. Çok yakındı bu arada. Lüger'i düşürecekti neredeyse Ruvelis. Aynen öyle. Johnny bak sıçrası ve tutuşturu var. Ruvelis haftanın güzel hareketlerinden bir tanesini yapmasını sağlayabilir. Oo yakın. Oh. Az skor. Düştü. Zoya orta skorda oradan. Eğri kefaret düştü. Buldu. Kefaret buldu. Tamam sonrasında Eğri vurdu. Evet Eğri de vurdu. Daha ne olacak? Bir de üzerine... Okan bir şekilde. Şimdi yan tarafta Wiz bekliyor. Wiz. 6 seviye. Korku filmi. Direkt olarak ulti mekan sanması kurtarmayacak oradan Illnelli'yi. Bu arada denedi. Kenzuke de burada çıkmayı başardı. Bu arada Ruvelius musibet zincirini gönderdi ama güzel hamle. Orada şimdi gelen bir afet var. İki kişiyi almayı başardı afete. Felixson tarafta kalıyor burada. Lüger düşmek üzere. Lüger tüyleri çekti ama yeterli olmadı hasarı. Hades burada çıkmayı başaracak. Evet, oradan çıkacak. Yani üst koridorda bir baskı öyle bir hale aldı ki. Umtar'ı şimdi ultiyle birlikte duvara da sersemletmeyi başardı Nilnali'yi. Bir de sersemletme daha geliyor bir tane daha. Nilnali'nin canı bayağı bir azaldı. Kalkanı belki onu hayata tutacak. Şimdi Mininar formunda Umtar'a deneyecek kule altında acaba. Orta koridorda alamet kullanıldı. Burada da bir aksiyon izleyebiliriz. Üst taraftaki birebir Nilnali'nin kovalamasıyla devam ediyor gibi duruyor. Ruvelius'tan sıçra ulti kullanıldı ama Wiz'i yakalayamayacaklar orada. Paraları alabilirler mi? Şimdi afet geldi yalnız. İki kişinin üzerine gelen bir afet var. Arada yakalanıp eriyen bir Ruvelius'tan bahsediyoruz. Ve bu savaşın ardından orta koridorda düşen barikatlarla birlikte bir de ulti eşlerini aldı. 1907 Fenerbahçe tarafı. Altın farkı da 2800 dolaylarında dakika 12'de. Ruvelius Fenerbahçe de istediği gibi gidiyor. Sadece üst tarafta Nilnali. Rahat bir koridor. Rahat bir minyon skoru geçiyor. Bu arada alt tarafta Hades ultiyi kullandı şimdi. Tarkiye kışkırttı orada. Ruvelius yine kötü bir pozisyonda. Buradan çıkış imkansız onun için. Yine de bayağı basar Rakti Luger'in üzerine. Yeterli olmadı. Üst tarafta Untara'dan kullanılan bir ulti var. Nilnali'nin üzerine doğru gidiyor. Bir kez daha Ryzen pasifi. Ekstra kalkan devreye girdi burada ikinci kez. Ve bu takastan Untara... Yani koordinasyon ve hesaplanmış bir baskı söz konusu. Umtar'a sersemletmeyi kaçırdı. Orada Bolulu bekliyor yan tarafta. Bolulu'nun üzerinde Varus ultisi var, musibet zinciri var. Şimdi mekan sapması kullanıldı ama mekan sapmasıyla bir yere gidemeyecek çünkü musibet zinciri. Şimdi Wiz, Nilnali'yi burada yakalayacak mı? Gromp düşmek üzere. Gromp düştü. Hemen sıçrasını kullandı Wiz. Nilnali'nin üzerine şimdi ultiyle gidecek. Ryze'a buradan çıkış yok. Bu arada Hades, şöyle yıldız gelirse onu düşürebilir. Şimdi Tarki'den kullanılan bu ulti var. Bir bildiği varmış demek ki. Şifayı atmasaydı şu an ölmüştü. Şu an atabilirdi. Ya orada çok iyi pozisyondan gelen bir Jarvan ultisi var. Tarki hemen düşüyor orada. Uyutulan bir Rek'Sai, Ruvelius hasarını bırakıyor buraya kadar dedi ve bize düşürmeyi başardı. Hades çok az bir canla girdi. Tekrardan geri çıkmak durumunda kalıyor. Nilnali, Untara'yı tuttu orada. Untara Meganar olmak üzere. Ama geri adım atmak durumunda kalıyor 1907 Fenerbahçe oyuncuları. Çünkü Kenzuke burayı biraz rahatsız etmeye başladı Nilnali ile birlikte. İlk skoru alan taraf Fenerbahçe olsa da sonrasında daha iyi yanıt veren ve Ejder için kendine daha iyi bir pozisyon hazırlayan taraf Galacticos oluyor. Ve Galacticos da bu oyundaki ikinci okyanus Ejder'in olacak. Ve şu an Bolulu üst koridora çıktı. Şimdi'nin gelmesinin onunda yaklaşık 30-40 saniye var. Bu arada Untara Nilnali'yi yakaladı. Direkt olarak duvara vurdu ve Hades de buraya gelince. Ryze kolay bir skor gibi duruyor ama çıkacak mı yoksa gelen kalkanlarla hayır. Mekan sapmasıyla oradan uzaklaşamadı. 3 tane. 3 tane. 1800 altınlık yatırım bunun göstergesi. Şimdi Fenerbahçe Baron etrafında toplandı ve Baron'a başladı. Nilnali alt koridorda ve kullanabileceği bir ışından var. Untara Meganar formunda ama birazdan Mininar'a dönmek üzere görüş kazandırdı takımını orada. Tarki, Ruvelius'tan kullanılan bir sıçra ulti var bir kez daha Untara'nın üzerine. Burada devamı gelmeyecek gibi duruyor. Hades orada yakalamayı başardı Ruvelius'u. Ama biz bunun benzerini orta koridorda izlemiştik daha önce. Bir skor daha çıkıyor bu skorda. Bolulu'ya gitti.
Ve devamında gelecek gibi Bolu'nda bir kez daha orada zinciri gönderdi kendilerinin üzerine. Bolu'dan güzel bir Zonya kullanımı, kronometre kullanımı. Ama burada Galacticos oyuncuları toplanmayı başardı. Umtari'yi orada yakalamıştı Kenzuke. Daha fazla devam edemeyecek. Bunlar eğer öfke barını da iyi bir şekilde kontrol edebilirse, doğru pozisyonun ışınlanması durumunda... Ejder. Evet, Alev Ejder alınıyor burada. 1907 Fenerbahçe tarafından. Ve yani dakika 28'deyiz. Kenzuke'nin hasarında ben merak ediyorum. Bu oyunda çünkü çok fazla böyle rakiplerini dürttüğü, sorun yarattığı veya rakiplerini ürküttüğü bir pozisyon hatırlamıyorum ben. Bir kere hani Hades'in üzerinde güzel bir hasar bırakmıştı. Evet, evet. Pek bir şey yok. Büyüdürenci yok gibi görünüyor bu arada. Onların taraf... görevi zaten o. Yani ön tarafta baraj kurup arka tarafa yetenek gitmesini engellemek benim nokta. Özellikle Zonya'nın yetenekleri. Diğer tarafa gitsen de kronometre ve Zonya. Şimdi Trix yakalandı burada. Trix çıkabilecek mi acaba? Kitle kontrol zinciri çok iyi geldi. Trix burada kronometresini kullanıyor. Şimdi sıçradı ama. Skor Luger'da kalıyor ve Ormanisi yok Galacticos'un önümüzdeki 40 saniye boyunca. Hades orada uyutuldu. Hades düşebilir burada. Kenzuke'den uçarı yıldız gelecek. Hades son anda çıktı. Lux ultisi de kullanılmıştı orada. Dar geliyor. Şimdi yan taraftan Untar'a geldi ama Untar'a minilar formunda. Kefaret de kullanıldı orada. 3 mine kadar düşmüş durumda Baron Can'ı. Untar'a yan tarafta Nil'in eli onu biraz rahatsız etmek istiyor. Baron düşmek üzere. Çok az bir canı kaldı ve son vuruş yapıldı orada Baron'un Viz tarafından. Burada rakibi. Ve Untar'a. Üst koridordaki ikinci kuleyi düşürecek. Orta koridor Trix bu arada kötü pozisyonda kalabilir. Trix yakalandı burada. Trix düşmeden önce afeti kullanıyor ama düştü. Hades girdi şimdi. Arka tarafta Ruvelius'u ve Tarki'yi de alacaklar. Dakika 33'e doğru gidiyoruz ve Fenerbahçe oyunu bitirmeye doğru ilerliyor. Viz orada Kenzuke'nin üzerine doğru gitti ama Kenzuke şimdilik kendini hayatta tutmayı başarıyor. Orta koridordaki inhibitor kulesi düşecek. Dakika 33 inhibitor da düştü. 5'e 2 bir durumda. Minyonları da hemen ön tarafa doğru getiriyor takım arkadaşlarıyla birlikte. Nardan Umtara'dan kullanılan multi Kenzuke düşüyor. Nilneli hayatta kalan son isim. Şimdilik bıraktan Nilneli. Bu arada Bolulu Ryzen üzerine doğru gitti. Çok fazla hasar çıkardı. Nilneli 200 canlı hayatta kalacak orada. Bolulu roket kemeri de kullanıyor. Ama orada Nilneli çıkmış olsa da 1907 Fenerbahçe bu maçın galibi 17-3'lük bir skor. Ve 33 dakikanın sonucunda galibiyete ulaşmayı başarıyorlar.